Sayın seyirciler, Ergenekon'la balyoz tertiplerini yürüten hakimler hakkındaki yüzlerce şikayet Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na iletildi. İşçi Partisi Ankara İl Örgütü şikayet dilekçelerini vermek üzere HSYK önünde toplandı. Ankara İl Başkanı Osman Yılmaz 8 Nisan'da tüm yurttaşları Silivri'ye çağırdı. Diyorum ki artık yeni bir dönem başlıyor. Nevruz günü Türkiye bu iki kareyle sarsılmıştı. Bir yanda sadece dilekçe vermek isteyen işçi partililer, diğer yanda açıkça bölücülük propagandasının yapıldığı sözde barış manzaraları. Diyarbakır'ımızı o büyük Orta Doğu projesinin Türkiye'ye bütün Orta Doğu'yu paramparça etmeye amaçlayan o projenin yıldızı yapmaya çalışıyorlar. Diyarbakır bizim yıldızımızdır. Dilekçe vermek isteyene gaz sıkan Ankara Emniyeti bu sefer daha temkinliydi. Ergenekon balyoz tertiplerini organize eden hakim ve savcılarla ilgili şikayet dilekçelerini işçi partililer HSYK'ya iletti. Ancak emniyet ilginç bir şekilde dilekçelere karşı yine yüzlerce polisle barikat kurdu. İşçi partililer ise uzun bir dilekçe kuyruğu oluşturdu. Bazı yurttaşlar dilekçe vermek için şehir dışından gelmişti. Güzel bir vatan teslim aldık. En güzel şekilde de vatanı çocuklarımıza, torunlarımıza teslim etmek için mücadele ediyoruz. 54 yaşındayım. Ben ki mücadele ediyorsam gençleri de mücadeleye davet ediyorum. Ankara İl Başkanı Osman Yılmaz 8 Nisan çağrısı yaptı. Silivri'deki hukuksuzluğa dikkat çekti. Yılmaz Silivri'ye doğru hazırlıklar başladı dedi. 8 Nisan'da da Silivri'de olacağız. Milletin mütalaasını açıklamak için 8 Nisan günü tüm halkımızı, tüm yurttaşlarımızı Silivri'ye çağırıyoruz. Ankaralı yurttaşlarımız için 7 Nisan günü akşam saat 11.30'da araçlarımız kalkacak.